Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Birleşik Krallık ABD'den MQ-9R Reaper satın alıyor. ABD ile Birleşik Krallık arasında MQ-9R Reaper insansız hava aracı satışı için 12.9 milyon dolar değerinde sözleşme imzalandı. Bir diğer haberimiz İtalyan Havacılık Radar izleme sitesine göre ABD Hava Kuvvetleri Ukrayna'ya destek için Kırım civarında gözetleme ve istihbarat uçuşu gerçekleştiriyor. ABD'nin gözleri Kırım ve Ukrayna'da başlığıyla servis edilen haberde bu dakikalarda Kırım Doğu Ukrayna bölgesinde iki farklı gözetim görevi devam ediyor. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait rq 4 de Kırım açıklarında gözetleme görevi yapıyor ve şimdi Ukrayna'nın doğusuna doğru gidiyor. Yine bir diğer paylaşımlarında ABD donanmasına ait Boeing P-8A Kırım açıklarında Karadeniz üzerinde gözetleme görevi yapıyor. Her iki uçakta bu sabah Signolia üstünde üstünden ayrıldı şeklinde paylaşılmış. Yine Karadeniz'de ABD'nin Ukrayna'yı koruyacağına dair verdiği sözlere dair gazetecinin çizdiği karikatürü görmektesiniz. Bir diğer haberimiz geçen haftalarda Türkiye ve Yunanistan ile geçiş eğitimi yapan ABD'nin uçak gemisi Dwight Eisenhower Doğu Akdeniz'e faaliyet gösterdikten sonra Süveyş kanalı üzerinden Orta Doğu'ya gidiyor. Kızıldeniz'e giren Eisenhower'ın Biden yönetiminin ABD askeri güçlerini Orta Doğu'dan çekmek için hamleler yaptığı sırada buraya gelmesi de basının dikkatini çekmiş. Önemli bir gelişmeden bahsedilir. Euroja'da önemli bir analiz haber paylaşılmış. İklim değişikliği, çiftçilik ve işbirliği eksikliği başka bir Aral Denizi felaketini riske atıyor başlığı kullanılmış. Burada Çin'in su kullanımı Kazakistan'ı büyük ihtimalle susuz bırakacak. Aral Denizi'nin ölümü sık sık anlatılan trajik bir masaldır. Daha az bilineni Orta Asya'nın geriye kalan en büyük gölü olan kurak bir bölgede önemli bir içme suyu kaynağı olan Doğu Kazakistan'daki Balkaş Gölü'dür. Çin'deki hızlı gelişme ve yukarı havzadaki pirin çekiminin genişlemesi Balkaş Havzası için ciddi bir tehdit oluşturuyor ve Pekin yönetimi bu sorunlardan kaçıyor. Gölün kaderi Kazakistan'ı on yıllarca yıldır sessizce alt üst etti. Her ne kadar kötüye gidip hem Çin'in çiftçilerine hem de iklim değişikliğinin büyüklüğüne bağlı olsa da bu göl suyunun %80'inin kaynağı olan 1500 kilometrelik İli nehrini besleyen buzullar yok olmak üzere Balkaş Gölü'ne yönelik riskler tarafların su kullanımını koordine etmesi ve işbirliği yapması durumunda yukarı havzadaki tarımın sürdürülebilir genişlemesiyle hafifletebilir. Yine de bu anlaşma pek mümkün gözükmüyor. Araştırmacılar Çin'in su paylaşımını ve bu anlaşmayı reddettiğini işaret ediyor. İli nehri aslında Doğu Türkistan'da bulunuyor. Burada yazan haberde İli Çin'in Sincan eyaletinde şu anda yerel Müslümanların bulunduğu ve küresel ilgi oda olan Sincan eyaletinde bulunuyor. Şeffaflığın artması dolayısıyla pek olası görünmüyor. İli Nehri Vadisi Sincan'daki en verimli vadilerden birisidir. Zaten şunu belirtelim, Doğu Türkistan o kadar verimli topraklara sahip ki özellikle yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla dolayısıyla Çin'in oradaki Uygur Türklerine yaptığı baskı da bu sebepten kaynaklanıyor. Kazakistan'dan bir diğer haberimiz, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Kazakistan arasında anlaşma imzalandığı duyuruldu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Kazakistan 2060 yılına kadar ülkenin enerji sektöründe karbon nötrlüğünü sağlamak için uzun vadeli bir işbirliği stratejisi geliştirecek. Bir diğer haberimiz Tunus ve Cezayir, Libya Başkanlık Konseyi'ne ve Ulusal Birlik Hükümeti'nin Aralık ayında seçim düzenleme hedefine ortak desteklerini yineledi. Tunus Dışişleri Bakanı Otman Jarandi ve Cezayirli mevkidaşı Sabri Boukademun yeni hükümete desteklerini doğruladı. Tunus Dışişleri Bakanlığı, iki dışişleri bakanının başta Libya olmak üzere bir dizi bölgesel ve uluslararası ortak çıkarları görüştüğünü açıkladı. Yine bir infografik görmektesiniz. Doğu Türkistan'da Çin'in demografik asimilasyonu şeklinde 1941 yılında buradaki Çin nüfusu yaklaşık 187 binken, Uygur Türk nüfusu 3 milyona yakın. Baktığımızda zamanla Uygur Türklerin sayısı doğal olarak artarken Çinlilerin sayısında inanılmaz bir artış görüyoruz. Neredeyse geometrik olarak artmış. 299 binden 2 milyon 500 bine kadar çıkmış. Daha sonra 5 milyon olmuş. Ardından ise 6 milyon olmuş ki 1996'ya kadar olan dilimden bahsediyoruz. Şu an bu dilim korkunç boyutlarda. Bu da demek oluyor ki buraya Çinliler yerleştiriliyor. Bir diğer haberimiz Kuzey Makedonya Meclisi 95 evet ve 12 red oyla sayım yasasında değişiklikler yaparak nüfus sayımının sonbahara ertelenmesini resmen kabul etmiş bulunuyor. Bilindiği gibi buralarda bir türlü nüfus sayımı yapılamıyor. Bir diğer haberimiz ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesine yaptırımları kaldırdık. Mahkemenin Filistin ve Afganistan konusundaki kararlarına hala karşı çıkıyoruz." ve mahkemenin üye olmayan ülkelerde yargı yetkisi olmadığı konusunda ısrar ediyoruz açıklamasını yaptı. Yine Antony Blinken İsrail mevkidaşı Ashkenazi'ye aynen şu cümleleri kullanmış. Biden yönetimi İsrailler ile Filistinlilerin eşit derecede özgürlük, refah, güvenlik ve demokrasiye sahip olması gerektiğine inanıyor şeklindeki eğer inanıyorsanız yine bir diğer haberimiz Türkiye'nin yerli switch'inin desteklenmesi için Penetworks ile Teknopark İstanbul arasında Türkiye'nin switch'ini destekleme ve işbirliği protokolünün imzalandığı belirtiliyor. Hayırlı olsun diyelim. Bir diğer haberimiz Türk İnsani Yardım Kurumları Doğu Afrika'daki ada ülkesi Madagaskar'a 5000 aileye yetecek kadar gıda malzemesi yolladı. Burada Türkiye Diyanet Vakfı ile Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca AFAD tarafından bağışlanan 130 ton pirinç, Tolognaro ve simo şehirlerindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Ayrıca bölgede bazı yerlere içme suyu için depolar kurulduğu da belirtiliyor. Madagaskar Büyükelçiliği yardımların iki ülke arasındaki dayanışma kapsamında gerçekleştiğini, Türkiye'nin Madagaskar genelinde daha kalıcı projeler gerçekleştirmeyi ve Madagaskar ile iş daha da güçlendirmede kararlı olduğu ifade ediliyor. Madagaskar halkı ve yetkililer Türk halkına cömertliğinden dolayı teşekkür etti. Bir diğer haberimiz Suriye rejiminin Akdeniz'de petrol arama girişimi Lübnanlı siyasetçileri harekete geçirdi. Lübnan Başbakan Yardımcısı Zeyne Akar ile Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe deniz sınırlarının ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdi. Beşar Esad rejiminin Akdeniz'de petrol arama faaliyetleri için Rus enerji şirketine yetki vermesi üzerine bunun gerçekleştiğini de belirtelim. Toplantının ardından Lübnan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Akar ve Vehbe'nin görüşmesinde ülkenin kuzey ve güney deniz sınırlarına ilişkin gelişmelerin ele aldığı açıklandı. Görüşmede Lübnan'ın haklarını korumak ve bu bağlamdaki gelişmeleri takip etme konusunda iki bakanın mutabık kaldığı da belirtildi. Yine Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Kaka'da başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında mevcut haritalarda Lübnan-Suriye deniz sınırlarının iç içe gösterildiğini söyledi. Esad rejiminin Lübnan'ın 2014 yılında bölgede petrol ve gaz arama çalışmalarını başlatma önerisine karşı çıktığını hatırlatan Caca, Lübnan hükümeti 2017'de de sınır konusunda görüş birliği sağlamak amacıyla Esad hükümetine bir yazı gönderdi. Ancak herhangi bir yanıt gelmedi. İki gün önce ise Esad hükümetinin Suriye'nin belirlediği sınırlarda tek taraflı petrol ve gaz arama çalışmaları için Rus firmasını yetkilendirdiği sürpriziyle karşılaştık açıklamasını yaptı. Ve böylelikle biz de videomuzun sonuna geliyoruz. Hoşçakalın.